Arda eski demeye utandı galiba. Milletvekilimiz deyince dedim ben herhalde milletvekili arkadaşlarımızdan biri çıkacak. Yani aslında konuşmaya gerek de yok. Seçim bitmiş gibi görünüyor. Ben sözlere başlarken çok değerli il başkanımı, büyükşehir belediye başkanımı, ilçe belediye başkanlarımızı, İyi Parti'nin il başkanlığı, ilçe başkanlarını, milletvekili arkadaşlarımı unuturum. Belki çok kalabalık çünkü. Ben biraz önce seçim bitmiş galiba derken bu kalabalığa bakarak değil, bu tarafa bakarak dedim. Eğer bir seçimde kadınlar seçime el koymuşsa eğer, o seçim bitmiş demektir. Ellerinizden öpüyorum. Çünkü her ev onlar dolaşır. Partinin bütün programlarını onlar anlatır. Büyük emekleri var bilirim. Gerçekten kadınların bu kadar yoğun katılmış olması bizim moralimizi bir kat daha arttırdı. Sonsuz şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili dostlar, Türkiye çok önemli bir süreci yaşıyor. Aşağı yukarı 17 yıldan beri yüreğimiz ağzımızda. Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyet, diktatörlük, dinci diktatörlüğe, laikliği ortadan kaldıran bir diktatörlüğe yavaş yavaş dönüşüyor mu diye hepimizin yürekleri ağzında. Müthiş bir gerilim var, müthiş bir endişe var. Çocuğumuz ne olacak, torunumuz ne olacak? Hepimiz büyük bir sıkıntı çekiyoruz, değil mi? Her seçimde kaybettik aşağı yukarı. Önce bir referandum kaybettik. Kaybettik sayılır mı bilmiyorum. Yani hakem kararıyla yenildik. Varlar. Arkasından milletvekili seçimlerini kaybettik. Bakın AKP'nin bir lafı var. Çok beni en çok korkutan lafı. Hedef 2023. Arkadaşlar ne hedefi 2023'te? Hedefi 2023'te Atatürk'ten rövanşını almak. Atatürk Cumhuriyeti'ni yerle bir etmek. Biraz önce genç kızlarımız, genç erkeklerimiz birlikte dans ederken aklıma birden internete çok sık dolaşıyor. Bu çeken, zikir yapan çocuklar geldi aklıma. Hedef 2023 o. Bu açıdan bu seçim sadece bir belediye başkanlığı seçiminden daha öteye anlamlar taşıyor. Adeta bir kurtuluş mücadelesi ki bizim belediye başkanlıklarında gözümüz yok. Biz Türkiye'nin geleceği için Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkmak için siyaset yapıyoruz diyen İyi Partililerle el ele ve mutlu şükranlarını sunuyoruz. Sağ olun. Ama ne yazık ki, bakın Ortaca'da seçim çok karışık. Herkes soruyor hani ne olacak diye. Karışık değil aslında da. Hangisi kazanırsa kazansın arkadaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı seçimi kazanmış olacak. AKP de dahil. AKP'nin belediye başkanı adayı, MHP'nin mi bilmiyorum şimdi hangisinden. Kayınpederi Cumhuriyet Halk Partili, babası da ben ilçe başkanıyken yönetim kurulu üyemdi. Alim Uzundemir. Alim kazanırsa o belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili bulaşalım. Parti üyesiyim işte, evet. İsmail Can Varol uzun yıllar, ben 99'da milletvekilini bıraktığımda ilçe başkanlığını ona verdim. Dedim ki sen bu işi iyi yaparsın. Uzun yıllar ilçe başkanlığımızı yaptı. Sevgili Hasan Karaçelik 10 yıl çok başarılı bir belediye başkanlığı sürecini yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ve sevgili Mehmet Sertkaya, 13 yıl Mehmet, benim rekoru kırdı Mehmet. 13 yılda bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığı yapan arkadaşımız. Arkadaşlar, bu seçim sadece belediye başkanlığı koltuğunda kimin oturacağını belirleyecek bir seçim değil. Bu seçim adeta bir kurtuluş mücadelesi.
köprüden önce son çıkış değil mi? Evet. Ne mutlu ki siz bu tehlikenin farkındasınız. Ve bu alanı doldurdunuz. Kutluyorum sizleri. Ben emek veren herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Osman Gürün'e, sevgili Mehmet Sertkaya Ortaca'da, Fethiye'de sevgili Alim kardeşime, Dalaman Belediye Başkanımız Muhammed Dur'da, tüm belediye başkanlarımıza ve belediye mensuplarına başarılar diliyorum. Yaşasın İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği diyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Türk Vatanı diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.